Günaydın Antalyalılar. Evet, şu anda Karaoğlan Parkı'ndayız. Falezlerin aşağısında deniz anası sürüsü var galiba. Antalya hakkında bilginiz olsun. Zehirli mi acaba bunlar? Bir bilgim yok ama baya sürü gibiler ya. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sularının çıktığı kaynaklar var orada. Yani karstik. Oysa bu sular biliyorsunuz Yaman Sazlığı'nı destekleyen, yani Yaman Sazlığı ağır ağır eritiliyor. Arkadaşımla gezmeye geldik Karaoğlan Parkı'na. Aşağı sahile indik. Sahile indiğimizde deniz analarını gördük ve çok güzeller. Şu 15-16 tane gördük. Çok değişik bir şey. Daha önce hiç gördünüz mü denizin üzerinde? Hiç görmedim. Sizin sayenizde gördüm. Tesadüfen de denk geldiniz burada. Bizi gösterdiniz. Biz de izledik sayenizde. Çok güzeller. Sularının çıktığı kaynaklar var. Oysa bu sular biliyorsunuz Yaman Sazlığı'nı destekleyen, yani Yaman Sazlığı ağır ağır eritiliyor. Gözüken deniz anaları Kızıldeniz orijinli olan Ropiluma nomadica dediğimiz deniz anaları. Nomadica, nomadik başıboş serseri anlamına gelen, yani serbest dolaşan anlamında tür ismi ona göre verilmiş. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen deniz anası şu anda geçiş İskender'in Körfezi tarafında yoğun şekilde var. O bölgede çoğalıyorlar ve akıntılarla sürükleniyorlar batıya doğru. Şu anda Antalya açıklarından geçiş var. Geçen hafta da çok yoğun bir şekilde akıntılarda gördük. Ancak zaman zaman
ana akıntıdan çıkan deniz analarını körfez içerisinde dönüş yaptığını görüyoruz. Kıyılara, kayalıklara vurarak çoğu parçalanıp dağılıyor. Temas, tabii temas açısından vatandaşlarımızın temas etmemesi gerekiyor. Yine geçen haftalarda bir hocamız dokunmuş, elinde ayaklarında bir takım hasarlar meydana getirdi. Balıkçılarımızın dikkat etmesi lazım, insanlarımızın dikkat etmesi lazım. Vatandaşlarımızın, özellikle yüzen kişilerin, kıyıdaki çocukların, insanların dokunmaması gerekiyor. Balıkçılarımızın ağlarında yoğun miktarda çıkabilir. Çünkü geçiş var şu anda. Balıkçılarımızın da hiçbir şekilde elle eldivensiz şekilde temas etmemelerini öneriyoruz. Temas halinde de yapılacak şey, temas ettiği bölgeyi sirkeli suyla, sirkeyle yıkaması. Tatlı su vurulmaması öneriliyor bu tür şeylerde. Çünkü yoğunluk farklılığından dolayı baloncuklarının, o toksin içeren balonlarının, baloncuk şeklinde olan nemotistlerin patlaması sonucu tahribatın daha çok olduğu söyleniyor. Deniz suyuna veyahut da deniz suyuna yıkanmasını öneriyoruz. Yaralanmalar olduğunda da o bölgenin sirkeli, amonyaklı suyla temizlenmesi gerekiyor. Bu periyodik olarak her yıl tekrarlıyor, bir bilindiği gibi. Haziran'a doğru, Mayıs ayının içerisinde gittikçe bundan sonra düşmeye başlayacak, azalmaya başlayacak. Haziran'a doğru bitecektir, geçiş tamamlanacaktır.